Merhaba değerli seyirciler. Ercan merhaba. Başımız merhaba. Sağ olsun. Başımız sağ olsun. Çok büyük bir üstadı kaybettik. Evet ya, Halit abiyi kaybettik. Çok çok karmaşık duygular içindeyim ben. Yani üzüntü bir yandan böyle bir tuhaf, yeri doldurulamaz bir insan. Düşünüyorum onunla ilgili böyle bir sürü anılar geliyor aklıma. Yani çok çok tuhaf bir durum Ercan. Ne diyorsun? Ya Türkçe dilimiz bir imparator kaybetti. Türkçeyi bu kadar güzel kullanan, bu kadar tempolu ve akıcı konuşan ve hayatımda, meslek hayatımda bu kadar profesyonel bir insanı ben tanımadım Fuat. Evet ve bir ve entelektüel ve zeka da eklemek gerekir bu senin saydıklarına. Çünkü gerçekten hani benim tanıdığım entelektüel seviyesi en yüksek insanlardan bir tanesiydi. Ve inanılmaz bir televizyon zekası vardı. Bence bir Şimdi, televizyon dahisiydi. Kesinlikle öyle. Hukuk fakültesi mezunu. Halit abi birçok kişi bilmez. Ağır ceza hakim olacakken mikrofon aşkı onu yayıncılığa, İstanbul'a, o tarihi İstanbul Radyosu'na getirdi. Ve ondan sonra ne mikrofon ona ihanet etti, ne de o mikrofona. Ve 97 yaşına kadar da o mikrofon sevgisinin son dönemleri, tabii hastanede biraz zorlu geçti ama hiç birbirlerine ihanet etmediler Fuat. Ya Ercan hep soruyorlar, diyorlar ki işte Halit abiyle, çünkü hayatının işte o İlker abiyle yaptıkları veda töreni vardı ya, hatırlıyor musun, hani mikrofona hatırlamaz veda mıyım? Ettim. O törenden sonra Halit abi sadece maç anlatmayı bırakmıştı, biliyorsun. Tabii. Maç anlatmayı bıraktı ondan sonra, ama yayın hayatı bütün hızıyla devam etti. Hatta daha da hızlanarak. Çok üretken bir insandı zaten, biliyorsun. Son anına kadar üretmek isteyen, hepimizden daha genç, hepimizden daha enerjik. Öyle değil mi? Çok enteresan bir enerji vardı ve o enerjisi de o, hani işte mesela spor aşkı, futbol, daha doğrusu futbol aşkı diye program yapıyordu, biliyorsun. Evet. Hani gerçekten futbola aşıktı, mesleğine aşıktı, çalışmaya aşıktı. Çok enteresan bir insandı ve son anına kadar da o mikrofon elinden hiç düşmedi. Diyorlar ki ne hatırlıyorsun Halit abiyle ilgili, bir anı anlat. Ya hatırladığım şey 94. veya 93. 94. doğum gününde elinde bizim o serviste dolaşan oyuncak mikrofonu alıp bize bir konuşma yapmıştı. Ya o konuşmayı hiç unutamıyorum mesela. Bütün servisteki arkadaşlarımız vardı ve o sanki böyle veda konuşması gibiydi o. Neler söyledi? Ondan sonra da eve çekildi zaten. Bir de ya işte yani işte beni ayakta tutan şey bu arkadaşlar demişti. Oraya gelmek, o işi yapmak, beni yaşatan şey benim işim, benim mesleğim. Radyoda yaptığım program, televizyonda ürettiklerim, televizyonda söylediğim şeyler, yazdıklarım, beni ayakta tutan, yaşatan şey bu demişti. Bir de arşivinin, inanılmaz bir arşivi de vardı. O arşivinin bir kısmını bana emanet etmişti. O da beni çok mutlu eden bir şeydir. Onda da gurur duyuyorum Ercan. Sizin için de hani siz derken hani spikerler maç başında onun mesleğini üreten insanlar olarak sizlerin de çok başka duygularınız olduğunu düşünüyorum. 1983 yılında TRT'nin açtığı sınavı kazandık. Bizim ekip. Barbaros, Levent, Hüseyin, rahmetli Hüseyin ve ben kurum içi eğitime alındık. Halit abi bizim hocamız, derslerimize geliyor. Spor spikerliği nedir? Naklen yayını nedir? Şöyle bir hikaye anlatmıştı. Aslan'a hayvanat bahçesinde bakıcısı her gün muz veriyor. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün aslan sinirleniyor falan filan. Muzu yemeye devam ediyor tabii, ne yapacak? Ondan sonra bir ay sonra aslan punduna getiriyor, bakıcıyı sıkıştırıyor. Boğazına pençeyi dayıyor. Diyor ki kardeşim beni karıştırıyorsun, ben aslanım. Bana aylardır muz veriyorsunuz, perişan oldum. Ne yapıyorsunuz siz diyor. Bakıcı dedi ki aslana ondan sonra, ya diyor bizdeki kadro listesine göre sen maymun kadrosunda gözüküyorsun. O yüzden ben sana muz vermeye yine devam edeceğim diyor. TRT'de dedi her işi yapacaksınız.
Habercilik nedir? Kurgu nedir? Yönetmenin görevi nedir? Montaj nasıl yapılır? Biz de Halit abinin bahsettiği gibi o maymun kadrosuyla her şeyi öğrendik. O profesyonelliği de onun sayesinde öğrendik. Bir başkaydı bu hikaye Fuat. Ama doğru, bunların hepsini yaşadık. Bunların hepsini yaşadık. 1990 Dünya Kupası'nda mesela ben üçüncülük maçını anlatıyorum Akın Göksu ile beraber. Batuhan dünyaya geldi. 7 Temmuz 1990. 8 Temmuz 1990'da Halit abiyle yemek yiyoruz. Bana dedi ki adını ne koydunuz? Batuhan koyduk abi, daha önceden kararlaştırmıştık dedim. Ya boş ver dedi, sen beni dinle, adını Salvatore Schillaci koyalım dedi. Toto yani, lakabı o. İtalya milli takımının santraforu. Niye abi? Ya dedi, bu isim moda, sen beni dinle. Tabii espri olarak söylüyor da bayağı gülmüştük Halit abiyle. Ondan sonra bizim Batuhan'la da uzun süre Schillaci oldu. Çok ya, çok inanılmaz. Hakikaten Halit abi uslubuyla, zarafetiyle aslana muzu yedirirdi Ercan. Ya evet, bir sürü böyle beraber bir sürü işler yapıyorduk biliyorsun yani. İşte Dünya Kupası olur, Avrupa Şampiyonası olur falan. Biz bu otururuz böyle bir takım programlar planlarız. İşte turnuvada neler yapacağımızı konuşuruz. Program formatları dizayn ederiz. Sonra Halit abiyle ilgili bir şeyler de düşünürüz. Sonra Halit abiyle bunun toplantısını yaparız. Halit abi o uslubuyla öyle bir anlatırdı ki seni kırmadan, incitmeden ve kendi söylediğini kabul et. Çünkü dedim ya, bir televizyon dehasıydı, bir yayın dehasıydı. Hep en doğru şeyi o söylerdi. Hep yanlışımızı bulurdu ve düzeltirdi ve seni hiç incitmeden, kırmadan. Ben bir kişi hakkında daha kötü bir şey söylediğini hiç duymadım. Benim, hiç duymadım. Kesinlikle öyle. Benim... Eleştiri yapardı ama öyle bir zarif yapardı ki. Yani hani gerçekten çok doğru noktalar. Her şeyi zaten çok büyük bir üstün bir yayıncı olduğu için de, üstün bir insan olduğu için de zaten büyük saygı duyardık hepimiz. Ben siyah beyazlı yıllarda küçük bir çocukken babam işte İstanbulspor'un teknik direktörüydü. Halit abi de spor stüdyosunu sunuyor. Hiç unutmuyorum. Üstünde lacivert çok güzel bir ceket var. Beyaz bir balıkçı kazak var. Bak şu anda balıkçı kazak da ekrana geldi. Severdi balıkçı kazağı. Ya ne kadar şık giyinir. Çok. İstanbulspor küme düştü Fuat. Bir konuşma yaptı yayında. Ben küçük bir çocuğum. Ya daha ortaokula bile geçmemişim. O İstanbulspor'un küme dönüşü, İstanbulspor'u anlatışı, işte Cemil'inden Alparslan'ına, Alparslan'ından Kasapoğlu'na bir ekolün sona erdiğini ve İstanbulspor'un küme düşmesine rağmen o İstanbulspor adının hiçbir zaman unutulmayacağını o kadar güzel vurgulamıştı ki ben o küçük çocuk Ercan hüngür hüngür ağlamıştım televizyonun başında. Ya ne oldu, İstanbulspor küme düştü ama Halit abi duygulara damardan girip ya, yayıncılığın o profesyonelliğini o kadar güzel naklederdi ki hiç unutmuyorum, hüngür hüngür ağlamıştım ben. Tabii. Bir de çok hani çok iyi konuş, şu hitabet yeteneği çok üstün bir insandı. Hani böyle törenlerde vesaire konuşma, ödül törenlerinde Halit abi mesela işte bir mesela Spor Yazarları Derneği'nin bir gecesinde, Halit abinin de kurucusu olduğu bir derneğin bir gecesinde Halit abi bir konuşma yapmıştı. Yani bütün konuşmaları öyleydi de. Ya inanamazsın Ercan, hani böyle kısa sürede o kadar içi dolu konuşurdu ki mutlaka her yaptığı konuşmadan bir şey öğrenirsin. Ya bu kadar dolu mu olur bir insan? Bu kadar mükemmel mi olur? İnanılmaz bir insandı. Çok akıcı, çok doğru ve çok dinlenesi eğlenceli, içi dolu dolu şeyler söylerdi. Serviste bile sohbet ederken hatırlasana. Abi, o sohbetlerimizde tabii bile ne kadar güzel şeyler anlatırdı bize. Halit ve hiç bitmezdi anlatacağı şey. Halit abinin hep yanında notları vardır yayına girmeden ya, önce. Doğru, ben o profesyonelliği sağ olsun, Allah evet, rahmet eylesin artık, kendisinden öğrendim. Yayına nasıl hazırlanacağını hep kendisinden öğrendim. Benim meslek hayatımda Halit abinin, işte Tansu abi gibi, İlker Yasin gibi, Doğan Yıldız gibi, onlar da çok şey katmışlardır. Akın Göksu gibi. Hepimize. Benim mesleğime, hepimize. Onlara hep minnettarım. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Onlar bir başkaydı gerçekten. Bir Paolo Rossi anlattı. 1982 Dünya Kupası'nda Rossi'yi kendisi böyle anlatamazdı. Doğru. İddia ediyorum. Ya Paolo doğru. Rossi ben neymişim arkadaş derdi eğer Türkçe bilseydi. Ya
Müthişti. Ya hani o işe yayına nasıl ki hazırlanılır, gerçekten çok önemli bir şey söylüyorsun. Ya notlarıyla gelir, dersini çalışır ve her yani yüzlerce program yapmış bir insan her defasında ilk kez programa çıkıyormuş gibi heyecanıyla gelirdi yayına. Notları hazırlanmış, güzel tasdif edilmiş. Önce gelir programı seninle konuşur. Programda ne yapacağız? Bir saat programdan önce konuşuruz. Program biter. Programdan sonra bir daha konuşuruz. Ne yaptık? Nerede hata yaptık? Montajında ne yapalım? Canlı yayınsa bir dahaki sefere ne yapmamak lazım veya ne yapmak lazım? Program bittikten sonra da onu konuşurdu. Yani inanılmaz bir profesyonel, çok başarılıydı. Ve çok çalışkan bir insandı. Hepimizden gençti Ercan ya. Kesinlikle öyle. Hepimizden gençti. Program konusunda beğenmediyse de hadi baştan yapalım derdi. Tabii tabii. Ya burada... Hadi baştan yapalım demek bir saatlik yayının tekrar edilmesi demek. Teknik ekipteki arkadaşlarımız biraz buna üzülürdü ama onun prensipleri vardı ve beğenmediği hususlar olduğu zaman hiç kocunmazdı. Hadi baştan yapalım, tekrar yapalım derdi rahmetli Halit abi. Bir de inanılmaz bir vizyon sahibiydi Ercan. Yani hani televizyonculuğu, gelişmeleri takip eder. Bir kere haberciliği çok üst düzeydi. Hala hani o 90 küsur yaşında bile o habercilik heyecanını taşıyordu. Biliyorsun çok da iyi bir gazeteci Halit abi. İşte Pele, bak şu anda da ekranı, Pele röportajları vesaire. Hani çok Türk spor yayıncılığı tarihine imza atmış, önemli işlerinde, gazetecilik olaylarında da altında imzası olan bir adamdı aynı zamanda. Pele ile arkadaş gibiydi artık. Santos İstanbul'a gelmişti. Ben tabii küçük bir çocuğum ama o zamandan futbolu seviyoruz. İşte yine siyah beyazlı yıllar. Fenerbahçe ile karşılaşmıştı. Pele vardı. Türkiye ilk defa Pele'yi İstanbul'da eski adıyla Mithatpaşa Stadı. Halit abi Mithatpaşa Stadı'nda büyük maçlar anlatmıştır. Büyük zaferler, büyük bindiği maçlar. Yine Halit abiyi orada görmüştük. Dediğim gibi her önemli yayında imzası vardır. Ya bir dönem zirveye çıkmak Fuat bazen kolay olur da Halit abi zirvede vefat etti biliyorsun değil mi? Zirvede aramızdan tabii ayrıldı. Ya yani yeri doldurulamayacak bir insan diye onun için söylüyoruz. Peki soruyorum sana, Pele kim bilir kaç kere dinlemiş. Pele'nin adı nereden geliyor Halit abinin anlatımıyla? Edson, Arantes, Nascimento, Pele, bunu sen anlat bana. Pele şöyleymiş, çocukken teneke kutulara tekme atarmış, şut atarmış, futbol oynarmış daha doğrusu. Ve o teneke kutular pili 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 diye ses çıkarırmış. Pele'nin adı oradan gelme mesela. Halit abi bunu anlattı. Çok güzel. Yani, çok güzel. Ya bu bilgi bir tek onda var. Yani gerçekten çok dolu bir insan. Pele ile de öyle bir dostluğu da vardı arkadaşlar. Sonradan bir daha karşılaştılar, bir daha görüştüler. Evet, evet. Biliyorsun onları evet. Anlatırdı. Böyle bir dolu dolu yaşamış ve dolu dolu bir sürü üretmiş, bir sürü ondan çok şey öğrendik. Ve inanıyorum ki Ercan yayıncılığa devam edebiliyor olsaydı, şu anda bu dijital teknolojilerle yayıncılıkta böyle yeni devrimler, yeni şeyler oluyor ya, değişiyor, yayının tarifi değişiyor artık. En iyi gene Halit abi yapardı onu da diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir vizyon sahibiydi. %100 aynı kanaatteyim. 20 yıl sonra yayıncılıkta ne olacak bilmiyoruz. Tabii. Ama yaşasaydı öyle bir yetenekti ki bir daha Türkiye'ye gelmeyecek. Belki yani. De dünyaya gelmeyecek. Halit abi 20 sene sonra da yine yayıncılık şöyle oldu ama bakın Halit Kıvanç karşınızda diye rahatlıkla görebilecektik. Görecektik o bize ve ondan öğrenecektik değil mi her şeyi gene? Her zaman olduğu gibi. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ben çok TRT'de çalıştım. Sen beraber üçümüz Halit abiyle NTV'de çalıştık. O doğru. Kadar mutluyum ki. Ben de onun öyle. Gibi bir Türkçenin imparatoruyla çalışmak ve ondan evet. Çok şey öğrendiğimiz için mutluyum doğru. Ben. Güle güle Halit abi diyeceğim. Güle güle Halit abi. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz Halit abi. Çok sağ ol Halit abi. Sevgiler sunuyoruz sana.